Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Çok enerjik başlayamayacağım maalesef çünkü gerçekten ödümüz kopuyor. Çok korkuyoruz. İnanılmaz bir karanlık var. Davutlu köyü açılıp dönüyor, sinirim bozuluyor. Davutlu köyündeyiz. Bugün o meşhur köye geldik. Cinli köy diyebilir miyim? Sen neyle mi tutuyorsun? Bunlar korkudan el ele tutuşuyor bu arada. Ben korkuyorum vallahi. Arkadaşlar, inanılmaz derecede karanlık. İnanılmaz bir sis var. Geri mi gitsek? Ve saat, saati gösterir misin? Bir dakika. Saat kaç? Saat 1:30 gece. Ya evet. Bu saatte burada ne işimiz var gerçekten? Abi, şurada mezarlık varmış. Bu tabelayı neden mezarlığın karşısına koyarsın? Neden? Zaten yeterince korkunç, göz gözü görmüyor. Niye mezarlığın karşısındaki bu tabela? Çok korkuyoruz. Şimdi birazdan önce köye gideceğiz. Sonrasında... Oy, oy. Bir şey değdi ayağıma sanki. Oy. O ses ne? O ses ne? Ne o ses? Bir şey, ben iki de şuradayım. Vallahi bile bir etener gibi ışık görsem ya. Hadi gidelim, hadi, hadi. Köye gidelim, hadi. Mezarlık var ya, neden karşıda mezarlık var? İki tane mezarlık var. Işık tutmayın. Evet. İşte mi? Bir de annem diyor ki sakın orada hiçbir tuvaletini yapmasınlar diyor. Haa tamam. Neyse ki yanımızda bir tane erkek var. İlk ben kaçarım, haberiniz olmaz. Deminden beri böyle diyor, ilk ben kaçarım diyor. Hiç güven vermiyor ama. Arkadaşlar, Özlem ablam da burada makara açtı. Ben daha çok bir geriliyorum ya. Ay evet, lütfen okusun ya Çağla. Şuna bakar mısınız? Şu... Aa. Bu ne? Bu ne yani? Bu şaka mıdır? Hiçbir yanınıza gelen insanına inanmayın. Bunu şunları deme! Yanımıza geldiği an zaten bir tane yapıştırıp kaçıyoruz. Mustafa çok korkuyor, çok komik. Bakın bakın korkun. Ya bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim, korkmayın. Korkunç enerjiye geliyorlar, korkmayın. Vallahi korktum. Yeter kürsü açmış, onu dinliyor arkada. İnanılmaz derecede tezek kokuyor burası ya. Gerçekten köy yani. Bir şey diyeceğim, burası meydan herhalde. Bu arada köyün meydanı. Galiba. Ben de değil bir mi? Şey anlamadım. Niye böyle? Burada muhtemelen yaşam vardır. Terk edilmiş diyorlar ama burada yaşam olması mümkün değil. Yani araba falan var bakın. Orada yani... araba var yani. Yerleşim var. Ay ne kadar ıssız. Girsem ne olur ki? Ay ay bu ne? Ay korktum lan. Tamam burası böyle normal. Biraz ıssız, biraz yaşam belirtisi burası var. Burası başlangıcı, bir de sonuna gittiğimiz zaman asıl... Aynen, daha köyün başındayız, meydanındayız. Burada yaşam belirtisi var ama asıl biz yaşam asıl belirtisi olmayan muhtarlığa falan gideceğiz bakalım. Birazcık karadedeler olayından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yıllar evvel burada yaşam varmış arkadaşlar. Yani bildiğiniz dolu dolu bir köymüş. Bir gün bir sis oluşuyor köyde. Çok büyük bir sis. Ve insanlar değişik değişik yaratıklar görmeye başlıyorlar. Değişik değişik canlılar görmeye başlıyorlar ve bu köyde hızla yayılıyor. Ve değişik değişik olaylar falan yaşanmaya başlıyor. Birden kaybolanlar falan oluyor. Birden cesedi bulunanlar falan. Daha sonrasında bu olaylar iyice büyüyünce insanlar korkup köyü terk ediyorlar. Bunu araştırmak için gelen bir gazeteci burada 10-15 gününü geçiriyor. Ancak pek bir şey bulamayınca geri dönüyor. Giderken de bir tane çocuğa kamera veriyor. Devamlı kayıt almasını söylüyor. Belki bir şey çıkarsa kaydedilir falan diye. Çocuğun kamerasında 2-3 gün boyunca çocuk çekiyor her gördüğünü. 3 günün sonunda değişik değişik şeyler çekmeye başlıyor. Bir gün işte çocuk bir arsada dolaşırken şey ayağından çekiyor onu ve çocuk o anı kayda alıyor. Ve paranormal olaylar yaşamaya başlıyor. Bazılarını da kayıt altına almayı başarıyor. Daha sonrasında bu olaylardan çok kısa bir süre sonra çocuğun ve ailesinin, bütün ailesinin cesedi bulunuyor kendi evinde. Paramparça bir halde üstelik. Bu olaydan sonra gazeteciyi sorguya alıyorlar tabii ki. Bu olayla ilişkisi var mı yok mu diye. Daha sonra masum olduğu öğrenildiğinde serbest bırakıyorlar ama gazetecinin birkaç gün sonra başka bir ormanda kıyafetleri ve telefonu bulunuyor ama kendisinden o günden sonra hiçbir şekilde haber alınamıyor. Üstelik onu sorguya alan polis memuru da intihar ederek ölüyor. Çok değişik olaylar var gerçekten. Değişik olaylar dönüyor. Daha ve da farklı şeyler de varmış. İşte zaten film yapılmış bu olayın. Şu anda köy terk edilmiş anlayacağınız kadarıyla. Hiç kimse yok. Bakıyoruz ama hiç kimse yok. Şimdi çekecek bir yer bulacağız ve
başlayacağız köyü gezmeye. Sesi duydun mu? Bir ev gördük, onun içine bakmak istiyoruz. Çünkü az önce orada bir şeyin kıpırdadığını gördük. Eminim yani %100 asla halüsinasyon değildi, hayal değildi. Şunun içerisinde bir şey arabayla gördük. Arabayla geçerken annen evet. Ve üçümüz plaj, de bunu gördüğümüz küçük bir fener. İçin. Fenerlerimiz nerede? Fener getirin. Küçük bir flaşın yandığını gördük. Ben girmem bu arada. Mustafa ile biz dışarıdayız. Dur yavaş yavaş Yağmur. Dikkat et, nerede gördün kafayı? Bak ben şurada gördüm, burada mı? Burada ışık gördüm. Bak hayır. Kafayı sen nerede gördün? Bir dakika ama ayağıma bir şeyler de yiyor tamam. Valla buraya... Ay bu ne ya? Gece 3. Saat 3. Allah bizi kahretmesin. Ne? Neden bir şey uçuyor sürekli? Yağmur sen kafayı nerede gördün? Nerede gördün? Onu göster. Ben de Mustafa ile çekiyorum. Şu kapıdan girelim gel. Gitti. Kapıdan girelim. Gel Mustafa. Arkadaşlar şurada tam şu noktada bir tane kap diyerek. O ne? Sen salak mısın? Bana bak, ben... bana bak. Çok fazla böcek var burada, hayvan var. Böcek değil, bir şey dokundu diyorum. Dokundu, dokundu. Hayır. En ses çıktı, gördüm orada. Kamera zaten sesi duymadın mı? Pat diye ses çıktı yan. Yani, ayağıma dokundu. Dokundu lan. Ayağıma dokundu. Şey, et mi yani? İnsan eli gibi ayağıma böyle geldi, dokundu. Hayır. O şey, bir tane böyle bir ses çıktı tamam mı? Duvarda böyle bir hareketlilik oldu. Bir baktık Yağmur zaten çığlık atmaya başladı. Kedi köpek olmadan emin misin? Hayır. Ya ne köpeği? Orada bir kedi köpek mi vardı? Hiçbir şey de yoktu. Bir baktım ayağıma şey oldu. Zaten o sesle birlikte oldu tam. O yüzden ben şey oldum, çığlığı bastım. Yoksa sadece sesten korkmazdım. Ne olursun gidelim Turabı. Lütfen gidelim. Yağmur gidelim acaba. Ne olursun gidelim ya. Sakin ol. Bak. Ben etrafa bakmasın artık. O kadar çok korkuyorum ki lütfen gidelim. Tamam gidelim hadi. Hadi Mustafa gidelim, ben çok korktum gerçekten. Dokundu diyor, bir şey dokundu diyor. Ay, sesi görmedin mi zaten, dokunmasın mı dedik ya? Gidelim. Bak değişik sesler geliyor diyorum size ya. Arkadaşlar görüyorsunuz burası o kadar boş ki. Çek. Bismillahirrahmanirrahim. Özüm abla dur. Bir dakika. Navigasyon da bomboş. Bu ne? Ya! Ne oluyor? Özüm abla ben çok korkuyorum ya. Ne oldu? Tamam bir dakika. Bir şey diyeceğim ya. Arkadaşlar ses geldi. Özlem'in tarafından geldi, Özlem'in tarafından. Ha bir tane buradan, bir tane bir tanesi buradan, bir de önden geldi. Allah'ım ben gerçekten çok gerildim. Geri mi dönsek? Burada hiçbir şey yok. Geri dön Mustafa, ama geri dönemeyiz, arkadan geldi sesler. Biri taş atıyor. Ne bir hayvan falan var yoksa, ama hiçbir hayvan olan yok. Burada halk yapıyor ama bunu. İnsanlar çok video çekiyor diye. Ha. Artık taş atıyorlar, saldırıyorlar sopayla, silah atıyorlar, sıkıyorlar falan. Silah falan da mı sıkıyorlar? Yani öyle duydum ben. Bir şey diyeceğim, o zaman öyle bir şey o çünkü taş... Birazcık hızlı git ya o zaman. Önümü göremiyorum. Ben şu an ciddi Mustafa, biz geri mi dönsek? Burada hiçbir şey yok çünkü. Allah korusun ya, hani camı falan kırsalardı o taşla. Ya Tuval sus lütfen. Çünkü önümüzü göremiyoruz. Siz beni korkutmak için mi diyorsun? Sis var ya, hızlı gidemiyoruz. Ay ben çok pişman oldum, saat 1'e gece. Camı kapatsana o zaman, bu taş atıyorlar. Şimdi Muhtarlığa da bakacağız arkadaşlar. Bir bakmayacağız Muhtarlığa. Yağmur buraya kadar geldik mi? Bakmayacağız dedim. 3 saatlik yoldan geldik. Saat 3. Niye buradayız? Ben dedim YouTube videosu çekmeyelim. Tamam bak gelebiliriz ama 7-8 gibi. Herkes o saatte geliyor. 3'te gelmemize gerek yok. Tamam sonuçta geldik ve YouTube videosu çekmemiz gerekiyor. Çekeceğiz beni Yağmur. Beni ilgilendirmiyor Tuba. Hadi Yağmur sorun çıkarma. Gelmeyeceğim. Hadi lütfen bak 5 dakika buraya gidelim. Bir daha hiçbir şey istemeyeceğim zaten. Eve gidelim. Muhtarlıkta çekelim. Zaten muhtarlıkta çekmek için geldik. Bak muhtarlığı gerçekten merak etmiyorum. Tamam benim için lütfen. Tuva abla ciddi. İçerik üreticisiyiz biz. Bak, İçerik üretmemiz lazım. Buraya boşuna gelmedik. Özlem ablam da bir şey gördü. Ben de bir şey gördüm. İçinde de bir şey gördük.
O yüzden ben onu takip... Biraz da psikolojik şimdi buraya geldiğiniz için. Psikolojik gözlerimle gördüğüm şey nasıl tamam. Psikolojik olabiliyor? Halüsinasyon gözle görülen bir şeydir zaten ama psikolojik. Ya, neden halüsinasyon göreyim gerçekten orada? Çünkü psikolojik olarak öyle değil mi Mustafa psikolojik ben olarak? Ben korkmuyordum ki bile zaten ben gidelim dedim her yere. O eve ya, de bir ben şey diyeceğim. Benim için 5 dakika. Şunu bir çekelim 2 dakika. Evet gidelim. Yağmur uzatıyorsun. Ben çekelim diye. Uzatıyorsun. Mustafa ödüm koptu bismillah. Bak şu an uzatıyorsun 2 dakikada bitirirdik. Bunu Yağmur. Tamam bitirelim. Yağmur hadi bak 2 dakika ya sen gel bitsin video gidelim eve. Uyuyalım biraz rahat hadi. Ne gördün? Şöyle için. Geldik ya tül gibi bir şey vardı çok ciddiyim. Orada sanki biri böyle hani bir insan. Bu oldu muhtarlık oldu. Evet. Emin misin? Muhtarlık mı bilmiyorum burada gördüm ben. Muhtarlık burası evet. Buraya daha önce geldin mi Mustafa? İlk gelişimiz değil mi? Sen başka... Yok buradan 3 kere geçtik. Az önce geçtik. Şuradan döndük. Az önce gördüm. Dedim, az önce gördüm. Evet dedim burada biri yaşıyor sandım. Dedim burada biri yaşıyor herhalde. Bir baktım boş. Ve bizim ışık, arabanın ışığı değilse ışık da vardı orada. Ben yemin bile ettim gelirken gördüm diye. Hadi seni bekleyeceğiz. 2 dakika. Çekelim git hadi. Eve. Orada bir dakika tamam sen burada kal hadi arabada kal. Biz gidiyoruz. Tamam. Hadi gidelim hadi. Ya tamam da komik mi? Komik değil o zaman kal arabada. Hayır bizi de göndermiyorsun yani. Gel korkma korkacak bir şey yok. Tamam bak. Ne gördün? Nerede gördün? Onu söyle bana. Bu muhtarlık mı? Evet. Bak tam şuradaki bizim geçtiğimiz penceresinden var ya şu. 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 Bu. Evet. Ne gördün gelsin. Şunu gördüm ben. Ay çok değişik sesler geliyor. Ben burada bir insan gördüm diyorum gerçekten. Evet. Bak dedim ki bir dakika yani... hayvan vardır çünkü biz köpek avlaması yürüdük. Hayvan yani. Aynen Tüm abla hayvan. Bir şey diyeceğim bu saatte gelmeyecek. Hayır. 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 Salak mısın? Gel, içeri gel. Son şimdi arkadaşlar gider. İçeri girmeye çalışacağız. Ama çok komik düştü. Bir dakika içeri girmeye çalışacağım. Buradan ben gireyim. Girme Tuba abla girme. Ben gireyim bakayım. Girme içeri. yok bak. Salak kapı açık değil mi? Tamam ben... bak burayı gördük geri dönebiliriz. Bir şey duydum. Ben gireyim. 2 dakika gireyim. Yok sen diyorum, arkamdan yok gel. Diyorum içine hiç... girme diyorum bak. Bir dakika biri bakıyor. Cama bak. Camda. Mustafa çeksene şurayı. Şu evin camını çek. Taş. Bağırma. Bir taş geldi. Bağırma burada. Yerli halk olabilir. Tüm abla gidelim. Burada hayvan var, kuş var zaten. Gel. Buranın arka kapısına bakalım. Belki burada bir giriş var. Bak ne oluyor? Bir taş var falan geliyor diyorum. Şu. Ay. Buradan geliyor. Buradan hayvan var. Burada kuş var. Çok bir şey gördüm ben de sanki. Dur. Bak tam işte. Tam bu kapının orada öldüğünü anlamıştım. Ay yanmıyor. Yanmıyor. Saçmalama ama. Yanmıyor. Yanmıyor. Kalk. Mustafa. Yağmur. Dur. Suyu bekle. Yağmur aşkım. Suyu ver. Ver. Tut. Yağmur. Tut. Tut şunu. Yağmur. Ver. Yağmur. O şey, panik atak var Mustafa. Bazen oluyor böyle. Yağmur. Yağmur. Hangi kıvırdım dedim size o kadar dedim. Hastaneye mi gitsek Mustafa? Yağmur, kalk. Dök, kendine gelsin. Dök, heh. Yağmur. Yağmur. Tamam, dur, uyandı. Yağmur. Gitmeyelim, öldüm sizi ben. Tak. Ama tamam, sende panik atak var. Sen niye bu kadar kendini yoruyorsun ki? Biliyorsun durumunu. Ama biz de zor durumda kalıyoruz. Korktuk senin için. İyi misin? Dök, elle dök. Tamam. İyi misin? İç. Kötü olduğunu biliyorsun. Kendini niye bu kadar yıpratıyorsun?
Biz kapanış yapalım abla, kendine gelsin, hadi gel. Ne olursun gidelim baba, lütfen. Tamam sen gel, kalk. Gidiyoruz, bitireceğiz artık. Hepimiz çok korkuttun Yağmur. Daha da gelmem zaten. Tamam gidelim. Arkadaşlar Davutlu Köyü'nden çıktık zaten. Yağmur'da panik atak var. Çok fazla duygu yüklendiğinde böyle olabiliyor. Kendinden soğuk geçiyor. Evet, aşırı derecede zaten soğuk ve aşırı endişelendik. Çünkü yaklaşık 5 dakika boyunca kendine gelmedi. Hiçbir şekilde mimik bile yapmadı yani. O yüzden gidiyoruz. Yeter evet, bu kadar. Zaten bende de yeterli. Çünkü duramadık yani. Çok yarım saat bile duramadık. Bayağı saçma sapan şeyler yaşadık. Bence yeterli. Evet, ben gerçekten duyduğum hiçbir şeye inanan bir insan değilim bu arada. Tabii ki Allah'ın varlığına ve böyle şeylere inanıyoruz. Ama gelip görünce yani şey dışarıda demek çok köyde farklı, yaşamak çok farklı. Anormal bir şeylerin olduğu belli. Ya yani anormal bir şey. Girer girmez anladık. Anormal şeyler dönüyor ve gördüğünüz giriş hiç zaten direkt mezarlığın yanında öyle bir gidiş. Bu videoya 50 bin like gelirse eğer Bursa'daki cinli köye gideriz. Evet, o zaman bu videoya 50k like gelirse Şirince miydi? Oraya 3 çatallı köye gideceğiz Bursa'daki. Bilmiyorum işte, başka bir köye gideceğiz arkadaşlar. Çatallı araştırdım, çok korkunç. Evet. Gideriz, evet. Neyse, hepinizi öpüyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Donduk ve çok yorulduk. Evet. Hadi gir içeri, gir.